Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Cem Çuadar. Bugün size paragraf sorusu çözümü yapacağım. Şimdi bazı arkadaşlar ya da İngilizce öğretmenleri benim bu test çözümlerimi eleştiriyor. Hep taktikle, teknikle soru çözülür mü diye. Tabii ki taktikle, teknikle soru çözülmez. Ben de biliyorum ki YDS, YÖKDİL, LYS gibi sınavlarda başarılı olmak için çok miktarda kelime çalışması yapmak ve okuma çalışması yapmak gerekiyor. Ben niye tekniklerle çözüyorum? Zaten okuyan, okuduğunu anlayan bunları yapabiliyor. Amaç diğer arkadaşların da az buçuk ucundan bir yerden tutabilmesi. Bu yüzden zaten okuyup yapanlar, anlayanlar yapıyorlar. Ben yapamayanlar için bunları yapıyorum. Daha çok YÖKDİL'e, YDS'ye hazırlananlar, üniversitedeki akademisyenler, işte hekimler. Bunların da ders çalışmaya çok fazla vakitleri olmuyor. Sabahtan akşama kadar çalışıyorlar. Akşamleyin de kurslara gelip öğrenmeye çalışıyorlar. Çok fazla vakitleri olmadığı için bizler de onlara biraz teknik gösterme amacındayız. Şimdi bugünkü paragrafımız 2008 yılına ait bir fen bilimleri ÜDS sorusu, ÜDS paragrafı. Şimdi ben 69. sorudan başlıyorum. Plüton'un orbiti nerede ki Güneş'in etrafındaki? Evet, şimdi parçada Plüton'un orbitini arıyorum. Orbit ne demek? Yörünge demek. Paragrafta orbit kelimesi 5900 milyon kilometrenin altında orbit var bakın arkadaşlar. Orbitin olduğu yerden bakalım neler var. Solar System kelimesi geçiyor orbitten sonra. In the Solar System. 69. sorunun herhangi bir şıkkında Solar System geçiyor mu? Geçmiyor. Devam edelim. Bringing diyor. Bring kelimesi geçiyor mu? C şıkkında var. Az daha ilerliyorum. Closer to the sun than Neptune. Closer than Neptune to the sun. Bakın C şıkkında bring kelimesi vardı. Closer than Neptune to the sun var. Dolayısıyla 69. sorunun cevabı Ceyhan olacak. Evet. 70. soruda soru kökümüzde Plüto var. Plüto da cümlenin başında, paragrafın başında. Ne diyor? Which was until recently regarded as the outermost. Outer kelimesi geçen 70. soruda herhangi bir şık var mı? Outer kelimesinin geçtiği. A şıkkında outer var bakın. Evet, paragrafa dönelim. Smallest planet in the solar system. Bir de in the solar system'ı paragraftan altını çiziyorum. Evet, outer geçen ve solar system geçen 70. soruda A şıkkında outer var ve the solar system var. 70. sorunun cevabı da Ankara olacak. 71. soruya bakıyorum. Since Pluto is so far away from Earth. Yani Pluto dünyadan çok uzak olduğu için. Bu da bakın dördüncü satırda so little is known about it. Onun hakkında çok az şey biliniyor. O zaman neredeyse hiçbir şey bilinmiyor diyebiliriz. Bakıyorum şıklara. B şıkkında know kelimesi önemli. Know about. Bakın. Little is known about. Burada da nothing, almost nothing is known. Bunlar eş anlamlı 71 bursu olacak. 72. soruda soru kökünde Hubble Space Telescope about Pluto. Hubble Space Telescope paragrafta nerede geçiyor? En son paragrafta Hubble Space Telescope. Bakın bunun olduğu yerden ilerleyelim. Faint Object Camera. Faint Object Camera hiçbir yerde var mı? Yok. Devam edelim. Dark Regions on Pluto. Dark Regions falan geçen şık var mı?
A'da yok, B'de yok, C'de yok, Denizli'de, Edirne'de yok. Devam ediyorum o zaman. Indicating an ice cap. An ice cap at the North Pole'un altını çiziyorum. An ice cap at the North Pole. Yani Kuzey Kutbu'nda bir buz kütlesi. Şıklara bakıyorum. D şıkkında sonlarına doğru an ice cap on its North Pole. Evet. Arkadaşlar, paragrafımızı bitirdik. Hepinize başarılar, sağlık, esenlik, dolu günler diliyorum.